Çay neredeyse günlük hayatımızın bir parçası. Kahvaltılarımızın, günlük sohbetlerimizin, misafir ikramlarımızın başrolü onda. Oysa çok değil. Sadece 100 yıl önce Türkiye bir kahve ülkesiydi. Fakat çay hayatımıza öyle bir girdi ki yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de yaşayan 10 kişiden 9'u düzenli olarak çay içiyor. Çayı ve çay kültürünü konuşacağız. En güzel çay nasıl yapılır, nasıl demlenir? Biraz onu öğreneceğiz. Gülnihal Deli Hasan konuğumuz. Kendisi 2018 Türkiye Çay Demleme Şampiyonu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nerelisiniz diye sormak doğru olur mu acaba? Aslen Erzurumluyum ama 20 yıl Rize'de yaşadım. Çay şehrinde yaşadım. O yüzden evet, sorabilirsiniz bu soruyu. İlk çayla nasıl tanıştınız Gülnihal Hanım? İlk çayla şöyle söyleyeyim size. Ben kimyagerim. Mesleğim gereği zaten çay fabrikasında çalıştım. İşte bir kalite kontrol ve işte oradaki tadım, yani o aşamaları çok iyi biliyoruz. Üretimini, hatta bahçeden nasıl geliyor tezgaha, her şeyi çok iyi bir şekilde yapıyorduk biz bu işi. Tabii bu yarışmada hani evet, kriterli bir yarışmaydı girdiğimiz bu yarışma. Çünkü çay benim için çok değerli bir şey. Gerçekten Türk halkı için çok değerli bir şey. Evet, onda dokuzumuz çay içiyor. Kesinlikle. Olmazsa olmazımız. O birimiz ne içmiyor acaba? Bence içiyor da bizim kadar çok içmiyor. Ya da çaktırmıyor içtiğine. Kesinlikle, o, kesinlikle. Bu ona dahil olmayan bir olmak için yok, ben çay içmiyorum diyor. Benim tanıdığım bir tane çay içmeyen var. Şaşırtıyor beni. Kahve de içmiyor o gerçi. Peki Gülnihal Hanım, Gül Hanım, bu nasıl bir yarışmadır? Yarışmanın kriterleri şu çok önemliydi. Evet, kullandığımız çay çok önemli. Suyumuz, çaya verilen, yani tiryakiler bunu çok iyi bilirler. Suyumuzun kalitesi, çayımızın kalitesi ve biliyorsunuz bizim için hani misafir gelirse en güzel şeylerle, en özel şeylerle ikramlarımızı yapmak isteriz. Bu nedenle işte bardağımız, tepsimiz, bunların kriterleri, şovları. Tabii ki işte yurt dışından gelen şey, jürilerimiz vardı. İşte İngilizce konuşmakta, onlarla iyi anlaşabilmekte bir kriter oldu o yarışmada. Neler sordular mesela? Bu yarışmayı neye göre belirlediler Gül Hanım? Bu yarışmayı sunumumuz, kullandığım tepsi ve biz belli bir süre verildi bize. Kullandığım tepsi, işte demlik, şekli, modeli, hani marka vermemeye çalışıyorum bu esnada. Tabii. Bunlar çok önemli. İşte evet, bizim için ince belli bardak çok önemli. Çünkü çay, Türk halkı çayı kesinlikle ince belli bardakta içmek ister. Evet. Sıcak içmek ister. Evet. Çay tiryakileri gerçekten de çok iyi biliyor çayın kalitesini. Hani evet, diyorlar ki yani çay hani en iyisi hangisidir? Bütün kış boyunca karda beslenmiş. İşte bizim Türkiye'de çayımızı ürettiğimiz zaman kimyasal malzeme kullanmıyoruz. Bahçemizde kullanmıyoruz. Bunlar çok önemli kriterler dünya genelinde, çünkü birçok yerde kimyasal ilaçlamalar kullanılıyor. Fakat bizde bunlar da yok. Yüksek yerlerde daha yüksek, yani şimdi tabii ki Karadeniz'in her yeri çok değerlidir ama en kaliteli çay yüksek yerlerde. Karda daha çok beslenmiş, Mayıs ayında üretilen çay kaliteli çaydır. Öyle onun mi? Verdiği demi, onun verdiği tadı, evet diğerleri de verir fakat en kıymetlisi budur. Gül Hanım, size mesela bir misafirliğe gittiğinizde çay nasıl beğendiriyorlar? Sizi misafir etmek de evde meşakkatli, düşünsenize 2018 çay demleme şampiyonu Gül Hanım geliyor size ve siz de ona çayla birlikte işte hani bizde kısırdı, börekti, oydu buydu, bunların ikramını yapacaklar. Ne diyorsunuz arkadaşlarınıza? Çayımı yanımda getireceğim mi diyorsunuz? Bazıları diyor ben sana çay beğendiremem, çayını yanında getir. Ya da çay demleme şampiyonunda çay demledim ama nasıl olacak bilemiyorum gibi espriler oluyor tabii ki. Tabii ki tatlı şeyler bunlar. Evet, hayatımıza espri katıyor. Şimdi izleyicilerimiz bizi merakla takip ediyorlar. Tahminen çaylarını yavaş yavaş demleye başladılar. Bir kere demlik poşetle çay içilir mi? Buna bazı çaycılar bana kızabilir fakat söyleyin. Ben tavsiye etmiyorum. Neden? Kesinlikle. Bir şeyler, hani kimyager olduğum için bunu söyleyeyim. Bir şeyler, evet, bazı ambalajlara girince mutlaka eklenmesi gereken bazı ürünler oluyor. En doğalını mı istiyoruz? Evet, en doğalı bu. Evet, poşetlenmemiş çayı tercih edin. Poşetlenen çay tabii ki orada
hemen hızlı dem versin diye bazı ürünler kullanılıyor. Bazı şeyler eklenmek zorunda kalıyor. Çünkü küçük parçaları ayrılıyor ve onun içine bazı şeyler eklenmesi lazım. Çabuk dem veriyor o. O yüzden en doğal bu. Gerçekten de Türk çayımız, yani dünyada evet başka çaylar da var. Türkiye'de de artık çok ilerlemeye başladı. Bazı arkadaşlarım kendi bahçesinde elle toplayıp odun ateşinde elle yoğurup çok özel çaylar yapıyor. Oh. Yani biz bunları da görüyoruz ve gerçekten dünyada bunlar çok kaliteli, çok önemli çünkü biz kimyasal bir gübre kullanmıyoruz. Peki Gül Hanım, şimdi siz tabii ince bellileri getirmişsiniz, ajda bardak diye tabir ettiğimiz o muhteşem bardaklar. Evet. Bir de maglarda içenler var, fincanda içenler var. Bu tat değişikliğine yol açar mı? Yok. Tat değişikliğine yol açmaz. Sadece keyif alır. Mesela bazıları soğuk çayı sever. Soğutup içip fincanla içmek ister. Ama ben mesela sıcak severim. Kesinlikle bardakta severim gibi. Çay sıcak yani... içilir canım. Daha neler. Peki paşa çayı diye tabir ettiğimiz çayı nasıl buluyorsunuz? Hafif biraz daha açık, hafif biraz daha soğuk. Evet, orada çok ona önermiyoruz. Çünkü dişlerde ve şeyde sararma yapıyor. Öyle mi? Evet. Soğuk su kattığımız zaman sıcak çaya dişlerde çok sararma yapıyor. Aman buna da dikkat edelim. Peki biraz bu şampiyon hanımefendiden, Gül Hanım hanımdan bir tarif alalım istiyorum. Nasıl demlemek? Ölçüyü nasıl ayarlamak? Ne kadar kaynadıktan sonra üste koyup, yani çayı demleyip, kenarda bırakıp, kısık ateşte mi, yüksek ateşte mi pişirmek, daha doğrusu kaynatmaya devam etmek? Nedir bunun püf noktaları? Şimdi püf noktamız şu: önce alt demlikte mutlaka suyumuzu kaynatmalıyız. 100 dereceye kadar. Suyumuzu kaynattıktan sonra önce sıcak demliğimize kaynar suyumuzu döküyoruz. Bu çok önemli. Hatta bazıları böyle daha yukarıdan şey yapar, su oksijenini alsın, daha iyi çay oluyor diye. Yani çay içinde değilken demliğe. Kesinlikle. Ama en büyük hatalar, sizin demek istediğinizi şu anda anlıyorum. Onlar çok büyük hatalar. Yani önce çayı demliğe koyuyor, yıkama yapıyor ya da işte bekletiyor alttaki kaynarken. Onlar kesinlikle çayı öldüren en büyük hatalar. Ben şöyle yapıyorum. Eğer demliyorsam, ki genelde öyle bir zamanım olmuyor, poşet çayla idare etmeye çalışıyorum. Alta suyu koyuyorum, kaynıyor. Üstteki demlikte de çay oluyor. Sonra kaynadıktan sonra çayı demlikteki işte çaya döküyorum. O çayı yakıyorsunuz siz. Çünkü alttan ısı verdikçe o çay yanıyor. Birçok şeylerini öldürüyoruz. Hani hani halk dilindeki konuşmasıyla söyleyeyim. O birçok kriterlerini öldürüyoruz çayın. Peki. O yüzden kesinlikle önce kaynar suyu koyacağız. Tamam. Sonra çayımızı koyacağız. Burada ölçüyü şöyle vermek istemiyorum ben. Şimdi bazıları çok demli çay içer. Çok demli çayı sever. Bazıları açık sever. Mesela Erzurum yöresi açık sever ama çok içer. Bazı bölgeler çok demli içer ama az içer. O yüzden ben hani şöyle genelde 5 kaşık diyorum bu demlik ölçüsüne. Biz biraz orta şeyde içeriz çünkü. Bu şekilde çayımızı demledik. Evet. Alttaki demliğe soğuk suyumuzu koyuyoruz. Tavsiyem kısık ateşte en az 15 dakikada demlenir. Alttaki demlik... Soğuk suyu koyma zorunluluğu var mı? Yani soğuk suyun... Tabii ki. Tabii ki. O çünkü alttan yavaş yavaş kaynadıkça üstteki demi dem verir. Ve bakın ben en üste koydum ya çayı. O demlendikçe aşağıya doğru inmeye başlar. O bak, çok bak, önemli. Şiir bir aşkla anlatıyor. O demlendikçe aşağıya doğru akmaya başlar. Zannedersiniz Edgar Allan Poe Annabel Lee şiirini okuyor. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim anladığım kadarıyla teker teker şöyle gitmemiz gerekirken, altta kaynatıyoruz. 100 evet. derece santigratta suyun kaynadığını düşünürsek, kaynadıktan sonra evet. Üst demliğe koyuyoruz. Evet. Üst demliğe koyduktan sonra 5 koca kaşık, yani çorba kaşığıyla üst demliğe çayımızı, kaynar suyun üstüne atıyoruz. Altta kaynar su kaldıysa da onu döküyoruz.
Yani dökebiliriz de üstüne soğuk su da ilave edebiliriz. Sorun yok. Soğuk su önemli, ilave ediyoruz ama kaynama noktasını bitiriyoruz yani. Hani evet. Onu soğutuyoruz ki yavaş yavaş su tekrar kaynarken o neydi? O demi aşağı aşağıya doğru alıyor. Evet. Budur yani doğru çay doğru demlemenin çay formülü. Bu. Peki siz bu tarz bir demlik getirmişsiniz ama çok farklı demlikler var. İşte seramik demlikler var, cam demlikler var. Bunlarda tat farkı var mıdır ya da doğrusu hangisidir? Doğru demeyelim de evet kriterler var hani tercihler var. Şimdi porselen demlik evet daha şey bakır demlik hem sıcak tutuyor hem daha kaliteli çay veriyor. Emaye'yi çok önemmiyoruz ama bakır daha şey. Mesela bakır semaverler evet bakır demlikler daha çabuk şey yapıyor. Ama cam mesela görsel olarak iyi porselen de görsel olarak porselende demlenen çay da evet güzel bir çay veriyor. Tiryakiler tabii ki tercihlerini yapıyorlar bu konuda. Çok önemli. Şimdi 15 dakika boyunca sizin aktardığınıza göre Gül Hanım Hanım bunu bu çayı demledik. Bir güzel kıvamına geldi. Bu kıvamına gelen doğru demlenen çayı ne kadar süre tüketebiliriz? Çünkü o kaynamaya devam ediyor. Evet yani altını çok fazla şimdi... Bizde Türk kültüründe çay nerededir? İşte canım çok sıkıldı canım benim işte çay koy geliyorum muhabbet edelim. Ya da aa çok güzel bir haber aldım arkadaşım ya bunda bile kullanıyoruz değil mi? Yani o muhabbette bir saat muhabbetimiz dedikodumuz ya da işte o yaşadığımız şeyi anlatırken çayı içiyoruz. Evet bunu bir saat şey yapabiliriz fakat bir saat boyunca altı yanarsa yani kısık ateşte alt demlikteki o şey yanarsa çay bozulur. Ha. Yani evet dem rengi gitmeye başlar. Daha çok fazla hani o görseli ve işte tadı alamayız. Zaten biz mesela hani tadımlar yaparken çayda da 15 dakikada neden demlendi diyoruz. Onun kokusundan ve renginden ve tadımından o çıkıyor ortaya zaten. Ama bir saat boyunca altında da eğer ateş yanarsa kesinlikle o çay bozuluyor. Peki ne yapacağız hiç sıcak tutmak için? Evet istemiyorsak eğer hiç bozulmasını istemiyoruz. Ya ben işte demleyeyim sürekli ateşin üstünde olsun ben akşama kadar gideyim geleyim içeyim bu çayı. Hiç bozulmasın. Onda da soğuk demleme teknikleri yapıyoruz. Daha çok kahveciler yapar bunu kahvehanelerde. Tamamıyla üst demliğe koyduğumuz su var ya az önce kaynamıştı. Üst demliğe koyduğumuz su tamamıyla soğuk olacak. Peki. Soğuk suyun üstüne az önce yaptığım gibi çayımızı koyacağız. Aha. Alt demliğe de soğuk su koyacağız. İkisi birlikte. Evet alt demlik kaynadıkça buharıyla üst demlik ısınacak. Çayımız süzün süzün. Bak yine çay süzülürken evet. Bir mutluluk. Demini verecek. Demrengini verecek. Mutluluk geliyor. Evet. Burada 15 dakika değil en az 40 dakika hatta vaktimiz varsa bir saate şahane bir çay almış oluruz. En güzel çay da odur. Kötü bir çay içebilir misiniz? Yani eğer evet bu başka yerde çay bulamam ama bunu içmeliyim çünkü çay vuruyor bazen gerçekten de gün içerisinde de vuruyor. Bazen yurt dışına gittiğimiz zaman yaşıyoruz bunu. Mecburen içiyorum. Demlemeler şey poşet demlik poşetler mecburen, oluyor. Mecburen başka bulamayacağım şu anda hiç. Bunu içiyoruz evet bazen. Peki çayı bu kadar vazgeçilmez kılan bu kadar hayatımızın içinde yani iki içecekten biri olarak ön planda olmasının nedeni nedir? Neden mesela kahvaltıda biz hep çayla kahvaltı yaparız. Mesela yurt dışına gittiğinizde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne çay kültürüyle kahvaltı diye bir şey yok. Onlar kahve içerler. Biz illaki çay isteriz Türkler olarak. Severiz çayı. Neden böyle bir şey oturmuş hayatımıza acaba? Bizim yaşam tarzımız olmuş. Bu yani gerçekten de kime gidersen, nereye gidersen. Bakın iş görüşmesinde ilk çayı sorarlar. Evet. Eczaneye ilaç almaya gidin, bekleteceklerse çay alır mısınız evet. derler. Yani hayatımızın her noktasında arkadaşımızı ararız, çay koy geliyorum.
Yani bir iş, bir toplantıda çay alır mısınız deriz. Ya her yerde bakın, işte, evde, işte akşam eşimiz der ki ya bir çay koy, yorgunluğumuz gitsin, çay içelim. O çayla beraber muhabbetler de çok önemli tabii ki. En değerli kılan o aslında. Çayla muhteşem muhabbetler yapılıyor. Acaba o yüzden çay Türk kahvesine kıskanıyor mu? Bence Türk kahvesi çayı kıskanıyor. Öyle mi? Kesinlikle. Olabilir. Sizde çay, bende Türk kahvesi. Şöyle sade bir Türk kahvesiyle güne başladım ben de. Hepsinin aslında hayatımızda yeri ayrı ama çaysız bir kahvaltı düşünmem benim mümkün değil mesela. İmkansız. Evet. Şekerli mi içerseniz çayınızı, şekersiz mi? Kesinlikle şekerli önermiyoruz. Neden? Şimdi her şeyin dozu gerçekten de faydalıdır. Çay aslında bileşken olarak çok sağlıklı bir içecek gerçekten de. Ağızda başlar, sindirim sistemine varana kadar faydaları vardır sağlığa birçok alanda. İşte kalp sağlığı, işte mide sağlığı, yani sindirimde çok gerçekten etkisi var. Hatta kanserojen, hani o bazı şeyleri, molekülleri tutup onları atabilir. Yani o kadar çok güzel faydaları var ki. Çok içersek tabii ki her şeyin çoğu zarardır. Bunun da zararları oluyor. Fakat şunu söyleyeyim ben size. Şekeri koyduğumuz andan itibaren faydalı olan her şeyi eksiye çeviriyoruz. Mesela ağızda başlıyor. Ağızda aslında çok güzel enzimler salgılamamızı sağlıyor çay. Fakat şekerli içtiğimiz an diş çürümelerinden başlıyor zararları. Buyurun. Evet. En iyisi aynı şekilde içmek. Kalp, damar, işte kan gibi etkilerinden dolayı kesinlikle şekeri önermiyoruz. Şekersiz çay. Peki bir şu güzel cam bardağımıza ince belli bir dem koyabilir misiniz? Şundan istiyorum. Ne kadar dem koymamız gerektiğini, ne kadar dudak boşluğu diye tabir ettiğimiz o boşluğu bırakmamız gerektiğini çok iyi bilmiyoruz. Burada işin uzmanını, şampiyonunu davet etmişken hem ne kadar, yani ortalama dem koymamız gerektiğini öğrenelim, hem de dudak boşluğu ne kadar bırakılır bunu öğrenmiş olalım. Onun için yine size dönmek istiyorum. Şöyle bir şu ince çayım ama demlenmedi. Demlenmedi altında daha ama. Altında kaynar suyu da yoktu. Demlenmiş diye düşünelim. Öyle düşünelim. Öyle düşünelim. Sevgili izleyicilerimiz öyle düşünsün. Ben bunu tamamen bundan koyayım. Evet. Yani çok az bir dudak payı bırakırız biz Türkler. Ha, bu dudak payı bu kadar. Evet. Ama elimizi yaktı olmalı. O. Yok, el yanmaz. Tabağımız yanmaz var. Mı? Ne? Tabağımız var. Bunu böyle bırakacağız. Birkaç dakika bekleyecek yani. Peki dem, üstünün tamamen demlendiğini ve istediğimiz kıvama geldiğini düşünürsek nereye kadar doldururdunuz? Nereye kadar? Onu da şunu da göstereyim ben size. Yani bu dediğim gibi kişinin içme şeyi çok önemli, dem rengi. Bazıları der ki çok demli koy. Ama ya, yani genelde yarı yarıyadır. Fakat açık içenler yarıdan daha az konulur dem. Suyunu daha fazla koyarız. Demli içenleri yarıdan biraz daha fazla koyarız yani. Günde kaç bardak çay içiyorsunuz Gül Hanım? Ben en az 10. 10? En az 10. Bunun en az 10, en fazla? En fazla yani 20-25'i buluyorum ben. Peki araya hiç kahve, tabii Türk kahvesi? Ki. Tabii ki. Türk kahvesi de severim. Evet, anladım. Biz fabrikada tadım yaparız. 2 saatte bir üretimden. Çayın farklı partikülleri vardır dikkat ettiyseniz. Evet, evet, evet. İnce tozu vardır. İşte hani insanlar toz deyip bunu yıkıyorlar ya. Aslında çaya dem rengini veren şey odur. Aman yıkamayın. Aynen öyle, yıkanmasın. Bu 4 farklı molekül şeklinde çıkar. Yani büyüklükleri, ebatlarına göre tozu biraz daha büyüğü. Bunu biz elekten alır 2 saatte bir demleme yaparız porselenlerde. Tadımlarını yaparız. Yani fabrikada çalıştığımız dönemlerde daha fazla içiyorduk. Artık keyif çayı içemiyorduk çünkü sürekli.
iş olarak tadım yaptığınız evet. için. Peki evet. mesela baristalar ya da kahve uzmanları böyle kahveyi ağızlarına alıyorlar. Şöyle ağızlarının içinde çalkalıyorlar. İkinci yudumu da diye dişlerini kapatarak içine çeker kahve uzmanları. Çay tadımında bir böyle özellik var mıdır? Yoksa alır böyle hop yudumlarız mı diyorsunuz? Aynen bahsettiğiniz tekniği yapıyoruz çay Öyle tadımında. Mi? Evet. O çekme diye çekme ve dediğiniz gibi ağızda çalkalama. Peki beğenmiyorsanız mesela bir çayı o üretimi beğenmiyorsanız toptan olarak o rekolte kenara mı gidiyor? Evet. Onun ama sebebini de tespit ediyoruz. Yani çaydaki hata ne? Yanmış mı? Ekşimiş mi? Onları belirlemek lazım. Belirlediğiniz şeye göre de çözümü çıkabiliyorsa çıkabiliyor. Anladım. Ama diğer şekilde tadı çok bozuyorsa evet gerçekten katmıyoruz. Böyle şeyi. Çok fazla uzman var mı? Sanki bu uzmanlık alanı çok yaygın bir uzmanlık alanı değilmiş gibi geldi Gülhanım Hanım bana. Evet. Çok az uzmanımız var ama dediğim gibi gerçekten Rize'de bu konuda mesela çay araştırma merkezi yapıldı. Çok mutlu oldum. Birçok alanda güzel. Çünkü kozmetik alanında da çayı araştıracağız. Çok güzel. Çok farklı şeylerde. Bazı arkadaşların dediğim gibi hani ben o konuda şey yapamadım açıkçası. Kendim o mesela o odun ateşinde kendi bahçemden elimle toplayıp işte hani bir oolong ya da işte bir beyaz çay ya da yeşil çay gerçekten de bu onlara işi... daha gelemedik bile. Onlara gelemedik onlara evet. Onlara gelemedik bile. Şimdi bu işin kültürü var. Mesela çay bizde inanılmaz bir üretim var ama Japonya'da müthiş bir çay kültürü var. Senelerce öğrenilen. Çin'de bir sürü ayrı çeşit evet. Çay var ama çay deyince ilk akla gelen İngiltere oluyor mesela. Beş çayı oluyor. Niye biz bu noktada değiliz? Onları da başka bir programda konuşalım olur mu? Tabii Gül Hanım Deli Hasan bizimle birlikteydi. Kendisi bir şampiyon. Çok da zarif tatlı bir hanımefendi. Öyle güzel anlatıyor ki çayı şiir gibi anlatan kadın diyorum ben Gül Hanım Deli Hasan'a. Gül Hanım Deli